Biri Alman, üç kişinin öldürülmesiyle başlayan ve tam 9 yıl süren zirve yayın evi davası sonuçlandı. 5 sanık 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak tartışmalar bitmiş değil zirve konusunda. Raip Santoro cinayetinde olduğu gibi zirve yayın evi cinayetinde de FETÖ'nün izi olduğu iddia ediliyor. O dönemki istihbarat görevlerinin FETÖ'cü olduğu da vurgulanıyor. Bu konuyu konuşacağız. Şimdi zirve yayın evi davası avukatı Erdal Doğan karşımda. Merhabalar Erdal Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hangi soru işaretlerinden bahsedebiliriz ve sizin aklınızı kurcalayanlar nedir? Dava sonuçlandı ama hala üzerinde konuşuyoruz. Buyurun Sayın Doğan. Soruşturmanın ilk aşamalarından, hatta davanın ilk başından itibaren biz müdahil vekilleri olarak özellikle dosyadaki kovuşturma dosyalarına baktığımızda maktuller ve çevresinin polis tarafından izlendiğini ve izlenme gerekçesi olarak Hristiyanlık suçu olarak kayıtlara, emniyet fişlerine geçildiği söylenmişti. Vardı yani, somut olarak dosya evraklarında var. Daha sonra çok ilginç bir durum oldu tabii. Türkiye'de biliyorsunuz genel olarak herkesin dinlenmesi konusuyla ilgili bir karar çıkarılmıştı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bu kararı çıkartmak için o dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek 7 sayfalık bir talep dilekçesi sunmuş Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi ve gündem ve kamuoyu oluşturmuştu herkesin dinlenmesi konusuyla ilgili. Ve daha sonra bu meclise de taşındı bu konu. Herkesin dinlenmesi, telefonlarının dinlenmesi mevzusu. Dönemin Ulaştırma Bakanı ve bugünün Başbakanı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstihbarat Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bu 21-22 sayfalık, tam sayfasını hatırlamıyorum ama raporu mecliste okumuşlardı. Evet. Hem Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın hem o raporda belirten bir husus vardı. O hususta şu anlatılıyordu. Biz eğer bu dinlemeleri yapmazsaydık, bu Malatya Zirve Yayın Evi'ndeki suçu işleyen, cinayeti işleyen sanıklar yakalanmazdı. O dönemin gazetelerine, kamuoyuna ve dosyaya da mahkeme ve savcılık soruşturmalarına da şunu biz belirttik. Bu doğru bir beyan değil veya kayıt değil. Neden? Çünkü suçüstü yakalanan birisi balkondan atlamıştı, birisi dördü cinayet mahallinde, dairede yakalanan şahsa suçüstü yakalandı. Ve oradaki çalışanların ihbarıyla polisin o anında oraya gelmesi, kapıyı kırmasıyla gündeme gelmişti. Eğer siz dinliyorsanız, dinliyor olsaydınız, eğer gerçekten bunları bilirdiniz ve bu cinayeti önlerdiniz. Evet. Burada ciddi bir şekilde bir en hafifinden ihmal, diğer halde görevi kötüye kullanma veya ceza usul yasamızın 8. maddesi gereği de görevini yapmayarak cinayete yol verme dediğimiz asli failler gibi yargılanması gerektiğini belirtmiştik. Hem savcılığa hem de mahkemeye sunduğumuz dilekçelerimizde. O dönemin hem İstihbarat Daire Başkanı hem de o cinayeti işlendiği Malatya ilindeki İstihbarat Daire Başkanı demek ki görevlerini yapmadılar ve bu cinayete yol verdiler. Bu konuyla ilgili soruşturma maalesef ne soruşturma derinleştirilmediği gibi öyle atıl kaldı. Bu konuyla ilgili Hrant Dink cinayetinde yol alındı. Ama zirve yayın evi davasında maalesef şimdi Erdal açıklı. Bey şunu sormak istiyorum şimdi sonuçta tartışmalar bitmedi ama dava bitti. 5 sanık 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ama geniş olarak tabloyu bir bütünden okumamız lazım anladığımız kadarıyla. Ve dolayısıyla evet. Zirve yayın evi çok önemli bir dava. Niye önemli bir dava? Biraz bunu anlatır mısınız Sayın Doğan? Çünkü o dönem içerisinde bildiğiniz gibi önce bir buçuk yıl öncesinden Raip Santoro katledilmişti Trabzon'da. Hemen bir yıl sonrasında Hrant Dink, akabinde 19 Ocak'ta Hrant Dink gazetesinin önünde katledildi. Ve 3 ay sonrasında da 18 Nisan'da da 3 tane Hristiyan katledildi. Ve bu katledilme konusuyla ilgili şöyle bir durum da söz konusuydu. Hristiyanlara yönelik tehditler de çok fazlaydı. Ve mevcut olan hükümetin Hristiyanları bu konuyla ilgili koruyamadıkları ve bunların
İslamcı bir cenah tarafından gerçekleştirildi. Böyle bir algı, böyle bir algı yani değil hükümeti, mi? Böyle... Evet, hükümeti düşürme konusuyla ilgili böyle bir kamuoyu oluşturulması oluşturuldu. Fakat bu konuyla ilgili en önemli husus burada görevini yapmayan bir emniyet mensuplarının durumu açığa çıkmıştı. Hrant Dink cinayetinde bunlar çok açık, artık günü ortaya çıktı. Ama Zirve Yayınevi davasında maalesef bu konuyla ilgili soruşturma derinleştirilmedi ve halen açıkta duruyorlar. Çünkü Hrant Dink cinayetindeki istihbaratta sorumlu görevliler ne derece sorumluysa aynı şekilde Zirve Yayınevi davasındaki sorumlulukları da mevcuttu. Peki Sayın onu Doğan, süren gerek bitti ama çok kısa şunu sormak istiyorum. Bundan sonra ne yapılabilir bu söylediğiniz ihmal ya da cinayete yol verme konusunda? Ne yapılabilir bundan sonra hukuken? Vallahi bu konuyla ilgili benzer bir şekilde Hrant Dink cinayetindeki benzer bir durum içerisindeki görevli olan o dönemin bu raporları hazırlayanları ve doğru olmayarak hazırlayanları soruşturmaya dahil edilmesi ve davada davadaki sorumluluklarının savcılık tarafından ele alınması acilen gerekir. Çünkü o konuda bu belgeler ve bilgiler doğru değildi. Bir telefon dinlemesiyle bu cinayet önlenmedi. Aksine bu cinayete yol verildi. Yol verildi, evet. Ve o dönemin terörle şube müdürlüğü, aynı zamanda istihbarat daire başkanı İl'in, aynı zamanda genel istihbarat daire başkanı olan kişilerin bu davada sorumlulukları tartışmasız mevcuttur. Peki Erdal Doğan, çok çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Zirve Yayın Evi'nin detaylarını ardından konuştuk. Gerçekten cinayete yol mu verildi, ne yapılabilir bundan sonra diye.